Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba, ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi rüzgarı başlıyor. Merakla beklenen Kasım ayı faiz kararı bugün açıklandı. Merkez Bankası beklentilerin üzerinde olarak politika faizini 500 baz puan artırarak %40 seviyesine yükseltti. Artırılan faiz sonrasında kredi kartı faizlerinde Aralık ayında herhangi bir artırım yapılmayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı elektrik, su ve gaz sayaçları muayene yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. 2014 ila 2019 döneminde piyasaya arz edilen doğalgaz sayaçlarının sökülüp muayenesi olan sayaçların takılması kararlaştırıldı. Damga süresi geçmiş sayaç kullanımına yönelik 10 bin liraya kadar idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Yönetmelikler 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. 2023 yılı Kasım ayında finansal hizmetler anketi sonuçları açıklandı. Finansal hizmetler güven endeksi bir önceki aya göre 8.3 puan artarak 160.8 seviyesinde gerçekleşti. Dünyaca ünlü Japon markası olan Toyota 580 bini aşkın aracını geri çağırdı. Toyota Motor, park frenindeki montaj hatası ve ön camda su sızdırma nedeniyle 2015 ila 2023 Sienta ve Japon taksi model araçlarını ücretsiz muayene edecek. İhtiyaç duyulursa parça değişimi de sağlanacak. Sermaye Piyasası Kurulu 3 şirkete halka arz için onay verdiğini duyurdu. ÇATES Elektrik Üretim, Şeker Yatırım Menkul Değerler ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzları onaylandı. 29 ila 30 Kasım tarihlerinde halka arz olması beklenen ÇATES Elektrik 57 lira 15 kuruştan satışa sunulacak. Halka arz tarihi henüz açıklanmayan Şeker Yatırım Menkul Değerler 7 liradan, Batı Ege Gayrimenkul'ün ise 3 liradan satışa çıkması bekleniyor. Günlerdir beklenen faizsiz evlilik kredisi artık yasallaştı. 150 bin liralık faizsiz kredi her yıl artacak. 2 yıl ödemesiz verilecek kredinin 4 yılda geri ödeme şartı bulunuyor. 18 ila 27 yaş arasına verilecek kredi uygulamasına ilk olarak deprem bölgesinden başlanılacak. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.